çocuklarım? Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Oturun. Size iç organlarımızın vücudumuzdaki yerlerini ve özelliklerini anlatacağım. Vücudumuzdaki yerlerimizden başlayalım. İlginç bir konu değil mi çocuklar? Bir dakika. Sol akciğimizin altındadır. Karaciğer sol akciğimizin altındadır. Böbreklerimiz mide ve karaciğerimizin arkasında bulunur. Safra kesesi karaciğerin arkasındadır. Bağırsaklarımız da mideye bağlı bir şekilde midenin altında duruyor. Hipar kesesi de bağırsakların altında duruyor. Beyne geçiriyoruz. Kafatasının içinde duran beynimiz sinir sistemimizin merkezidir. Biz bilgisayar bütün organlarımızı yönetir. Görevleri kaslarımızı kontrol eder. Hafızamızı eklenen her şeyi sağlar. Anılar biriktirmemizi sağlar, konuşmayı sağlar, hareket etmeyi sağlar, düşünmemizi sağlar, duygularımızı anlayıp kontrol etmemize yardımcı olur, görme, tat alma, göz sayesinde olan kalbimiz beynimizin aslında uygun ölçüde kalp kontrolümüz için çalışıyor. Bunun dışında kanın vücutta dolaşmasını sağlar, yaşamayı sağlar, sağ yarısıyla kirli kanı akciğerimize gönderir, sol yarısıyla da teri sana vücuda gönderir. Bir daha söyler misin? Nasılmış bu kalp? Çok ilginç bakın. Sağ yarısıyla ne yapar? Kirli kanı akciğere gönderiyor sağ tarafıyla. Sonra? Sol yarısıyla da temiz kanı vücuda gönderiyor. Sol yarısıyla da bu atarak, hani kalbimiz atıyor ya. Atması demek vücuda kan pompalaması demek. Her defasında temiz kanı vücudumuza pompalıyor. Yani evet, dinamo motoru gibi mi? Evet. Veya temiz kanı vücuda nasıl gönderiyor? Damarlardan gönderiyor.